Hemoroidin çözümü nedir hocam? Şimdi hemoroidin biraz önce söylediğim gibi dört evresi var. Öncelikle problemin hemoroid olduğundan emin olmak lazım. Çünkü makattaki olan her hastalığa insanlar da geliyor, hemoroid diyorlar ya da basur var bende falan. Önce doktorların doğru tespiti yapması lazım. O makatta bir sürü hastalık olabilir. Yırtık olur, fistül olur, yani bir iltihabi kaçak olabilir, hemoroidler olabilir, polipler olabilir ve kanserleri olabilir. Böyle çok hasta gördüğüm oldu. Mesela bizim halkın insanlarımız da biraz çekingen. Evet. Geliyorlar, söylüyor sadece, muayene olmak istemiyorum mesela. Bu hiç doğru bir şey değil. Böyle birkaç hasta gördüm. Doktora gitmiş, hemoroid demiş, doktor arkadaş da ısrar etmemiş, muayene olmamış, ilaç yazdırmış falan filan derken oysa mesele hemoroid değil, içeride polip başlamış, tümörel bir, yani kansere doğru gitmiş. Bu çok önemli bir şey. Şimdi daha da teknik gelişti. Hemoroidler hem elle de muayene edilebilir ama rektosigmoidoskopi yapılabilir. Çok basit bir şey. Kamerayla makattan girip hem hemoroidlerin iç kısımları görülür, hem kötü bir şey olup olmadığı anlaşılır, hem de buna göre de tedavi stratejisi belirlenir. Böyle olunca, yani bilimsel hareket edince, bu sefer tedavide de yanıt alınıyor. Her şeyi ameliyat olmasına gerek kalmıyor. Dört evresi olduğu için bir ve ikinci evrede, yani şöyle düşünün, kanama yapabilir. Dışarıda çok meme yoktur. Dışarıya meme azıcık çıkıyor olabilir ya da çıkıp girip oluyor olabilir. Dördüncüsünde ise hep memeler dışarıda durur. Kabaca tarif edeyim. Bu ilk iki evrede direkt ilaç tedavisiyle cevap alınır. Üçün bir bölümünde ameliyat düşünülebilir. Ameliyatlar da çok çeşitlendi. O konuya da değiniriz. Evet. Dördüncüsünde ise artık mutlaka ameliyat gerekir. Peki bayanlarda hemoroid neden olur? Bayanlarda hemoroid, birincisi doğum, hamilelik bir ciddi bir travma. Yani bebeğin karın içerisinde oluşturduğu basınçla yukarıdan bastığı kan aşağıda hemoroidlerin genişlemesine neden oluyor. Doğumlar keza öyle. Vücut gevşiyor doğuma bağlı. O hemoroid pakelerine de etkiliyor. Doğum yapabilsin diye kadın salgılanan hormonlardan. Bir de onlarda da, kadınlarda da doğumdan sonra kabızlık, zorlanma falan, genel en çok neden bu bence. Peki hocam, hemoroidin riskinin azalması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, hemoroid riskini minimalize etmek için Akdeniz usulü beslenme en mantıklı olan, kabaca toparlamak gerekirse, yani acı, baharatlı, turşu, ekşi yememek, zeytinyağlı ağırlıklı beslenmek, arada işte kahvaltıda bile zeytinyağı yemek. Amaç böyle sosis kıvamı, muz kıvamında büyük abdest hedeflemek hep. Bu çok ıkınmadan, tuvalette çok uzun vakit geçirmeden, yani içeride dergiler, gazeteler, cep telefonuyla çok vakit geçiriliyor aynı zamanda. Bu hep oturmaya bağlı. Orada kan gölleniyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu kadar.